Çankaya Köşkü devreye girdi. Hükümet muhalefete uzlaşı turuna çıktı. HSYK teklifi görüşmeleri uzlaşı arayışı devam ederken de sürdü. Görüşmelerin 5. gününde 33 maddeye onay çıktı. AK Partililer HSYK teklifindeki en kritik maddeleri bir bir onayladı. Küfürlü, uçan tekmeli oturumun ardından HSYK'nın yapısını değiştiren maddelere geçildi. İlk radikal değişiklik 26. maddede gerçekleşti. Bu maddeyle hakim ve savcılarla ilgili genelge ve yönetmelik yayınlama yetkisi HSYK'dan alındı, bakana verildi. Bakanın yetkileri 27. maddenin onayıyla daha da arttırıldı. Hakim ve savcılara inceleme ya da soruşturmaya gerek yok kararında tek yetkili Adalet Bakanı oldu. 28. maddeye çıkan evet kararıyla ise bakanın izniyle açılan soruşturmada cezanın HSYK Genel Kurulu tarafından belirlenmesine karar verildi. Günlerdir tartışılan anayasaya aykırı olduğu iddia edilen HSYK teklifinde en önemli değişiklikler de gerçekleşti. HSYK üyelerinin sayısını ve dairelerin görev tanımını değiştiren 29 ve 30. maddeler de kabul edildi. Tamam. 29. maddeyle HSYK 1. ve 2. dairelerin üye sayısı 7'den 5'e düşürüldü. 5 üyeli her iki dairede de 3 üye, yani çoğunluk hükümetin belirlediği isimlerden seçilecek. HSYK'nın yapısını değiştiren radikal değişiklikler 30. maddeyle de sürdü. AK Partililer bu maddeyle hangi ismin hangi dairede çalışacağına ve hangi görevleri üstleneceğine bakanın karar vermesine onay verdi. Muhalefet partileri düzenlemeyi özel yetkili Adalet Bakanı sözleriyle eleştirdi. AK Parti teklifin görüşmelerini perşembe günü bitirmeyi ve haftaya Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor.